Bilimlerle 24 saniyeden merhaba. Irmak Kazuk, İhsan Bayırken ve ben Merve Toy. Euroleague'de heyecan dolu normal sezonun ardından heyecanı bir seviye daha arttıracak playoff karşılaşmalarını konuşmak üzere karşınızdayız. Fenerbahçe Baskonya ile eşleşti biliyorsunuz. E, çok e, kullanılan tabir ters takım. Hani serinin genelini bir değerlendirmeni isteyeceğim. Bir de ilk maç özelinde net bir mesaj vermek isteyecektir herhalde Fenerbahçe ama nerede sıkıntı yaşayabilir? Orada da biliyorsun Baskonya'nın başkanı çıktı biz Fenerbahçe istiyorduk zaten dedi. Ama bir şey söyleyeceğim çok uğraştılar eşleşmeye. Fenerbahçe'nin e, sezon sonuna doğru kendi çizgisini yakaladığını görüyoruz ve buraları iyi geçiyorlar. Ama öte yandan Fenerbahçe'yi var eden bazı şeyler de var. Özellikle de asist top kaybı oranı. O iyi olduğu zaman Fenerbahçe her maçı kazanır noktaya geliyor. Üç sayıları girmese de. E, diğer yandan Baskonya'yı yenmek istiyorsan e, pot altı savunması yanında kritik nokta 3 sayı savunması. Kısa savunması. 3 sayı savunmasını iyi yapmazsan Baskonya'yı yenme şansın yok. Ve diğer yandan da Baskonya'nın oynadığı her maçta ilk çeyrekleri müthiş oynayan bir Baskonya var. Ama işin içine akıl ve oyun zekası veya takım oyunu girdiği zaman birbirinden uzaklaşabilen bir Baskonya var. Fenerbahçe'nin de zaten en iyi yaptığı iş Baskonya karşısında ilk çeyreklerde geride kalsa da ikinci çeyreklerde maçı dengeleyecek oyunu sergileyebilmesi. Şimdi bakalım ev sahibi avantajıyla nasıl gidecek? Ama ilk maç Stresi de olsa ben Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Vallahi ben e, ilk CSK kim kim maçını konuşurken e, süpürme süpürülme ihtimali olan iki eşleşmeden bir tanesi demiştim ya. Hı hı. Bence ikincisi de bu. Fenerbahçe rahat süpürür mü diyorsun? Ya yani rahat mı bilemem ama bence bu maç bu seri 3-0'a gitme ihtimali gayet fazla, az değil. E, süreyi illaki yetiştiremeyeceğim şu an o yüzden laflarımı <laughs> koşturmama gerek yok herhalde ama diye düşünüyorum. Biz eee... şey sevdik, oyuncu değiştirirdik. Ne yapacağız? Yani yine oynayacaksın, yapacak <laughs> bir şey yok. Eee, ya şöyle, eee, ya ben Fenerbahçe'nin hakikaten savunma sertliğiyle, direnciyle, ya ben buranın eee, babası benim diyecek. Eee, ve bu maçı kazanacağını düşünüyorum. seri de zaten dediğim gibi bence geçecek. İlk maç özelinde Fenerbahçe kazanacaktır ama serinin geneli çok da kolay geçmeyecek ama benim de... Eee... Tahminim Fenerbahçe'nin kazanacağı yönünde. İkinci maçımız, Panathinaikos Real Madrid karşılaşması. Şimdi burada enteresan başka faktörler de devreye giriyor. Yani oyuncular, eksikler, gedikler hazırlık durumları, ligdeki durumları falan ziyade Panathinaikos başkanının geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalar da devreye giriyor. Yani çekileceğiz, işte çekilemiyoruz falan. Dolayısıyla bu herkeste şöyle bir soru işareti yarattı koç. Bence ilk önce bu tarafından bir değerlendirmek lazım. Dolayısıyla hani bir saha dışı tarafından bir tesir olacak mıdır sağ içine bu olaylar yüzünden? Ya bizde olduğu kesin. Hı hı. Bizde ama Panathinaikos'ta Real Madrid'e ne tercih olacak. Şimdi ikisi de çok tecrübeli takım. Yani buralarda ya yani inşallah o gündeme gelmez. Çünkü öyle bir e, davranışta bulundu ki şimdi Panathinaikos geçerse işte başkan reaksiyon verdi geçti olacak. Evet. Real Madrid geçerse işte başkanı tepki olarak Euroleague kendisine tavır yaptı. Ondan dolayı kaybetti. Çünkü bir de basketbol hatalar oyunu. Yani evet. iki tane yanlış düdük mutlaka olacaktır. Yani bunun önüne geçemez. Ama maçın üzerinde de dönmek lazım. Şimdi burada bir yerde Pasqual var, bir yerde Lasso var. Bir yerde Kalatis var, bir yerde Doncic var. Yani bireysel çekişmeler var. E kocaman böyle bir soru işareti Lul var. Yani Lul da şimdi o da kendi açı, onun açısından bakınca da Kendimi, plio... kendimi, onun yerine koyuyorum. Ben de bir lul gibi düşünüyorum da. O son topu atardım falan. <laughs> ya şöyle. Bir olmana gerek yok. Sen son, zaten atıyorsun bütün son topları. toplar bizde hocam biliyorsun. Hepsini <laughs> <yani. Heçine> atıyorsun. <laughs> yani şimdi Lul açısından bakınca da şimdi o da şimdi doğal olarak takımın yıldızısın. Ee, hani başka yerlere gitme, yine NBA tarafına gitme ihtimali de var zaten senelerden beri konuşuyor. O da şimdi playoff'a en azından bir ritim bulma süreci olarak gibi görüp muhtemelen asıl Final Four'da bir imza atma peşinde ama hani bu ne kadar mantıklı olur? Kolay değil hmm. yani çünkü Panathinaikos'un elinde çok ciddi bir ev sahibi avantajı var. Evlerinde bir maç kaybettiler aynı CSK gibi. O da Olympiakos'u uzatmada kaybettiler. Yani evlerinde inanılmaz oynuyorlar. Evet. Yani Panathinaikos bu turu geçecekse ev sahibi avantajıyla geçecek. Onun dışındaki bütün noktalarda ben Real Madrid'in Panathinaikos'un önünde görüyorum. Yani üst olabilir gibi geliyor sanki. Diye düşünüyorum. Sen? Burada üç tane kritik faktör var. Az önce söylediğimiz dış faktör, ee, Yu oynayıp oynamayacak sorusunun cevabı ve Don Cici NBA'den izlemeye gelecek olan dev bir scout kadrosu ki o da kendini ispatlamak adına ekstra bir performans göstermeye çalışacaktır. Bana göre bir tarafta çok atletik uzunlar var, bir tarafta biraz daha fizik gücü yüksek uzunlar var. O yüzden oradaki çekişme sonucu belirleyecektir ama ben ilk maçı Panathinaikos kazanabilir diye düşünüyorum zor seri yani tahmin edilmesi çok zor seri bir sürü faktör yüzünden ama ben çok baskılı e, bir atmosferle Planet Nikos kazanılır diyeceğim Cheska'nın e, Kim Ki serisini konuşacağız. İki tane önemli bilgi var. Kimki Ki cephesinde, Kim Ki artıya geçirebilecek. Hani ne kadar seriyi de etki eder bilmiyorum ama. E, Anderson'la Hanikat dönüyor. Dolayısıyla orada hani iki tane çok süre alan Şuvet ve Gil gibi e, oyuncuya en azından alternatif ben yani rotasyonda evet onların aldığı süreleri belli oranlara atlatabilecek iki oyuncu dönüyor. Ama tabi yani çok uzun serilerdir yenilmiyor CSKA. 18 maçlık bir galiba toplam serisi var. Ya kim ki maça çıkmasın bana bu söylüyorsun? Yani, <laughs> ya yani, <laughs> ki? ya <laughs> yani sağlık için spor önemli tabi yani benim görüşüm. Kim ki spor için çıksınlar, atsınlar yani. Sağlık için spor, rejenerasyon gibi düşünebilirler Play yani. Playoff maçı yani. Kim ki bu sene bence yapacağımı yaptın yani falan diyordur Yani sen burada artık. kim ki Türkçe mi söylüyorsun? Kim, kim ki. Kim ki diyorum yani. He, anladım. Kim ki. kim ki? Yani tabii ki <laughs> kimki <laughs> demeyelim de ee, ÇSK evinde oynayan 14 maçı kazandı. Evet. Bir tane kaybetti o da Fenerbahçe'ye doğuşa evet. şey uzatmada. Ee, öte yandan baktığımız zaman e, özellikle Higgins, Rodriguez ve De Colo üçlüsü şu anda Avrupa'nın en formda üçlüsü diyebiliriz. Uzunlardan da destek geldiği zaman. Her şey yolunda gidiyor. Yani kim ki bir tane kazanır belki ama ilk maç mutlaka CSK'nın bir mesaj verme maçı olacaktır. O yüzden o galibiyet serisi devam eder. Valla ben şimdi playofflara baktığımızda süpürmeye gidecek iki eşleşmeden biri bence bu. Yani ee, evet evet kim kimki de eksikler geldi biraz orada Şived'in omzundaki yük biraz hafifleyecek gibi detaylar var ama yani CSK Kimki'ye karşı genelde çok arkasına bakmadan gitti bu sene. Ki hani geçmiş istatistiklere bakınca da öyle. Bence burada da ilk maç olmasından da dolayı ben net CSK diyorum. Ee, ben <gülüyor> <gülüyor> şimdi, yani bu arada 14 maçtır yenilmemesine ilave çok enteresan bir e, şey buldum. Bilgi buldum. E, çok daha uzun bir süredir playoff maçı hiç kaybetmemiş CSK evinde. Yani dolayısıyla hani bu maçta da ben hiç risk görmüyorum. Gayet handikapı da ee, ...geçecek şekilde CSK kazanacaktır. Şimdi Olympiakos-Jergilis karşılaşmasını konuşacağız. <laughs> niye güldüğümü söyleyeyim. Şimdi Olympiakos... <gülüyor> 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 Hele bir niye güldüm. Hele bir niye güldüm? <laughs> Olympiakos'un son dönemki performansı biraz size de şey geliyor mu? Böyle hani... Gelmiyor böyle zaten ortada. de şampiyon oldukları sezonlarda yok yok. Şampiyon oldukları sezonlarda bir böyle Olympiakos dökülüyor falan deyip... E, ...kimsenin hani evet, dikkatini ya. üzerine çekmeyip ondan sonra play ve Final Four'a geldiklerinde böyle başka bir takım izliyoruz ya. O öyle COVID gelmiyor mu? Tamam da karşılığında da şu anda tecrübesiz ama aç bir takım var. Kaunas iki defa yendi. E, Olympiakos senin de dediğin gibi son oynadığı beş maç içinde bir tek Anadolu Efesi yendi. Son oynadığı iki maçı uzatmada kaybetti. Yani her şey böyle aşağıya doğru gidiyor. Zor maç diyoruz ama yine de Olympiakos'un tecrübesinden dolayı e, ben İbre'yi Olympiakos'un yanında kullanıyorum. Örmak. İçeride Olympiakos ya bu maçı vermez diye düşünüyorum. Yani Zalgiris'in evet bir açlığı var. Harika bir sezon geçirdiler. Ee, belki bu sezon olmasa bile bence yani bir 3 2 3 sene içerisinde bilemedin hadi 4 5 sene. Ol, <laughs> hadi bilemedin 4 5 5 sene içerisinde bence bir final four ya da bir derece yapacağını düşünüyorum ben ise, eğer o yapıyı korurlarsa. Eski çok korurlar. giderse. Orada Tabii. koç koç çok Tabii, önemli faktör yani takımın çoğu. Ciddi teklifler var ama. Ben de Olympiakos diyorum. Sen? Şimdi Olympiakos iki kez yenildi e, normal sezonda Jelgir ise ve o iki maçın da ortak özelliği Printezis'in olmadığı iki maçtı. Printezis'siz iki kez yenilmiş oldu. Şimdi bu, burada oynayacak. E, ve tabii playoff olduğu için ben Olympiakos hani sıralamada kendisini rahatlatacak yere geldikten sonra çok umursamadı diye düşünüyorum. Dolayısıyla playoff performans çok daha başka olacaktır ve bu maçta kazanacaktır. Playoff'ta play ilk kez e, var oluyor Jelgiris. Dolayısıyla yani tecrübe kazanacaktır. Ben handikapı da geçeceğini düşünüyorum. Olympiakos ilk maçta çok net bir e, playoff tavrı koyacaktır. i̇lk maçlar özelinde beklentilerimiz böyle. E, dileriz çok keyifli maçlar olur. Aynı zamanda Tahminlerimiz doğrultusunda sizler için de şanslı maçlar olur. Ee, serilerde ikinci maçları konuşmak üzere buluşuncaya dek hoşçakalın.